Evet, Yılmaz Polat Washington'da bekliyor bizi. Bir Amerikan projesi olarak AKP'den söz ederken sizin tanıklıklarınız var. Yani AKP kurulmadan önce kimlerle nasıl görüştüler, ne zaman görüştüler, neredeyse görüştükleri evin adresine kadar biliyorsunuz. Kısaca bu sürece dair bildiklerinizi bizimle paylaşır mısınız? Evet, AKP Genel Başkanı o dönemde Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılı sanıyorum Ocak ayıydı, Bülent Ecevit'in Washington'a bir ziyareti vardır. Biliyorsunuz tabii oğul Başkan Bush babasının bıraktığı mirası Irak konusunu tamamlamak üzere zaten işe koyulmuştu. Fakat başbakan olarak gelen Bülent Ecevit ile yaptığı görüşmeden netice alamadı. Hemen daha sonra 9 gün sonra ki Erdoğan'ın o dönemde hiçbir fonksiyonu yok. Yani sıfatsız bir siyasetçi Washington'a geldi ve New York'ta Dünya Ekonomik Forum toplantısı vardı. Hatta verilen rakamları da hatırlıyorum. Çünkü o toplantıya katılmak için binlerce dolar vermek gerekiyordu. Ve şeye gitti, New York'a gitti, katıldı. Ama daha sonra hemen seçimden sonra tekrar yine yasaklı o dönemde Abdullah Gül başbakan, yine hiçbir siyasi sıfatı yok, Washington'a davet edildi. Ama bu davetin tabii background'u, perde arkası ilginçtir. Davet edilmeden önce Paul Wolfowitz, yani o dönemde ki çok meşhur bir isimdir Pentagon'da, yeni muhafazakar neokon dediğimiz isimler vardır o dönemde. Hala da bunların tabii pek şu anda esamesi okunmuyor ama çok tartışılan, siyasi tarihimizde çok önemli isimlerdir. Richard Pentagon'dakiler, Richard Perle, Paul Wolfowitz, Harold Rod, Doug Fate, bunların hepsi Musevi asıllıdır. Dışişleri Bakanlığı'nda Mark Grossman vardır, Richard Holbrooke vardır. Dolayısıyla bu isimlerin hazırladığı bir gezi oldu. Özellikle Paul Wolfowitz Ankara'ya gitti. Tabii Ankara'daki muhatabı ki hepimizin bildiği bir isim Cüneyt Zapsu. Cüneyt Zapsu Erdoğan adına bütün politikaları yürüten önemli bir danışman konumunda. Daha sonra Washington'a geldiler ve çok ilginç. Amerikalılar biliyorsunuz protokola çok önem verirler. Yani onlar için gerçekten o şov gösteri çok önemlidir. Washington'a geldi. O arada Washington Büyükelçimiz de Faruk Loğlu. Kendisiyle de zaten o dönemde çok konuşmuştuk bu konuyu. Paul Wolfowitz'i, Erdoğan'ı hiçbir sıfatı olmadan Beyaz Saray'a aldılar ve Oval Ofis'te Başkan Bush'la görüştü. Ama daha önce görüşmeden önce Erdoğan Pentagon'a gitti. Pentagon'da briefing verildi. Dışişleri Bakanı o dönemde Colin Powell, Ulusal Güvenlik Danışmanı Beyaz Saray'ın Condoleezza Rice. Fakat kaldığı Washington'ı bilenler bilir, Georgetown diye ünlü bir semti vardır. Orada bir otelde, Morark'tı o zamanki ismi. Çok ilginç. Paul Wolfowitz, Mark Grossman, tabii ki Egemen Bağış, sanıyorum hatırladığım kadarıyla zaten Cüneyt Zapsu var, Ömer Çelik var. Türkiye'nin büyükelçisi Faruk Loğlu'yla biz ki lobide otururken yukarıda odasında Türkiye'nin büyükelçisi yok, büyükelçilikten kimse yok. Sadece saatlerce büyükelçiyle, o zaman Faruk Bey'le sohbet ettik. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerikan tarihinde, siyasi tarihinde böyle bir davet ya da Beyaz Saray'da, tabii perde arkasında birçok şey oluyordur, istihbarat kurumları yapıyordur, ama Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te hiçbir sıfatı olmayan
bir siyasetçiyi kabul etmeleri gerçekten çok çok önemlidir. Bu da Erdoğan'ın Amerika nezdinde çok ayrıcalıklı bir yeri olduğunu gösteriyor. Tabii Erdoğan ABD ilişkileri Amerikalıların roller coaster dedikleri, yani Luna Park'taki o hızlı giden inişli çıkışlı tren gibidir. İlişkileri hep böyle olmuştur. Burada çünkü çok önemli bazı olaylara da şahit oldum. Yani inişli çıkışlı derken Erdoğan'la Washington arasındaki kırılma noktaları vardır. Örneğin Felluca olayı, daha sonra Hamas'ın Türkiye'ye gelmesi, bu dönemlerde çok çok önemli şeyler, yani Erdoğan'ı siler gibi yapmışlardır. Hatta hatırlayacaksınız Cüneyt Sapsu'nun deliğe süpürmeyin dediği bir ziyaret, evet, yapmasına yol açtı bu. Süpürmeyin değil, onu tabii flash dedikleri tuvaletlerdeki işte şeyi çekmek, sifonu çekmek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu ilişkiler ki bugüne kadar Erdoğan tabii iki dönem Başkan Bush'u, iki dönem Obama'yı, bir dönemde Trump döneminde çalışıyor. Yani başbakan ve cumhurbaşkanı olarak. Ama bu ziyaretlerin bence en dikkat çeken olaylarından bir tanesi, ki son günlerde tabii bu Biden'la da gündeme gelen, yani bir darbe olayının AKP'ye getirdiği yarar diyeyim. Çünkü bu daha önce de Amerika'da bu tip senaryolar yapıldı. Ki en önemlisini ben burada, belki hafızalarda kalmıyor bu tip şeyler, ama Hudson Enstitüsü olayı vardır. Burada da AKP 2007 seçiminden önceki en çok zor durumda olduğu bir dönemdir Amerika'da da. Bu olayla kendisini mağdur olarak gösterip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu olayı mal edip bundan yararlanıp 2007 seçimlerini aldığını düşünüyorum. Tabii ki evet, yani bunu düşünüyorum. Tabii şu aşamada söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi de, az önce de Sayın Sezer de bahsetti, bu neokan isimlerinin artık bir kısmı, önemli bir bölümü Erdoğan'la çok çatışıyorlar. Bir kısmı da zaten piyasadan çekildi. Bunlar arasında ki bu isimlerin Türk kamuoyunda bilmesinde çok önemli diye düşünüyorum. Örneğin Henry Barkey, ki Erdoğan'ın hayatında, siyasi hayatında çok önemli bir Musevi asıllı ve Türk vatandaşıdır kendisi. Ama Abramovich, Paul Abramovich, şu anda Wolfowitz, bunlar artık piyasadan çekildi ama AKP karşıtı olarak. Graham Fuller artık Kanada'da yaşıyor, emekli oldu ama zaman zaman da görüş belirtiyor. Dolayısıyla artık AKP'de ya da Erdoğan'ın o dönemlerde ki en yakınında bulunan ve gerçekten iktidarına çok büyük yardım eden isimlerin artık hiçbiri arkasında yok. Dolayısıyla AKP artık devam edenler de karşısında zaten. Michael devam eden gibi karşısında. Hatta Türkiye'ye gelince tutuklanacakları yolunda Henry Barkey'in sanıyorum böyle bir takım şeyler de kararlar da çıkartıldı. Evet. Ama şurası çok gerçek. Yani Biden seçilirse de ya da Trump seçilirse de hiçbir şey değişmeyecek. Dolayısıyla AKP'nin Washington'la ilişkileri bundan sonra bence Erdoğan iktidarda kaldığı sürece çok daha kötüleşecek. Çünkü
Kasım ayında, önümüzdeki Kasım ayında sadece başkan seçilmeyecek. Amerikan Kongresi'nde de önemli bir seçim var. Ve Amerikan Kongresi tamamıyla biliyorsunuz geçen Haziran ayında çok önemli karar tasarıları çıkarttı. Yılmaz abi, bir toparlarsan çok iyi olacak. Evet. Yani sonuç olarak AKP'nin gerek Biden'ın konusunda gelen darbeyle darbe yapılacağı ya da bundan yararlanacağı şeyler, senaryolar artık gündemde değil. Evet. Zaten seçim diyor. Biden darbe değil, seçimle değişmesi gerekiyor diyor.